İyi akşamlar. Teşekkür İnce ediyoruz benzeri. tüm katkılar için. İnce Kulisi sona saklamışsın bu arada. Önemli bilgi verdi. Ben şimdi, şimdi çay mitingine ayrı bir başlık açacağım. Onun için hani size onu bir sormuyorum. Nedim Bey sizde kaldım. Evet. Ee, Gezi'yi soracağım ama İsmail de o kadar önemli bir kulis verdi ki şimdi onu sormadan olmaz. Bayramdan sonra ile İmamoğlu bir araya gelecek diyor. Şimdi bu da önemli. Şimdi Özgür Özel'in görev onayı bu kadar yükselmişken biz bu hafta CHP bu pazar seçim olsa aslında kazanacak diye konuşurken bir anda Kılıçdaroğlu'nun attığı tweetler, verdiği röportajlar onu konuşuyorduk. Şimdi tekrar İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelip buzları eritmesi gündeme gelecek. İkisini beraber sorayım mı? Yani ne ön bir bunu değerlendirme isteyim? Sizin Şimdi kuru kuruya iade ziyaret değil de Özgür Özel'in o geziyle ilgili beklentilerini de bir değerlendirmenizi isteyeyim. Tabii aslında bence ben çok farklı bakıyorum. Türkiye'de normalleşmeye ihtiyacı olan AK Parti. Neden? 10 ay önce seçimi kazanmışsınız, meclis çoğunluğunu almışsınız ortaklarınızla beraber. Cumhurbaşkanlığı olmuşsunuz. 10 ay sonra e, yerel iktidarı kaybediyorsunuz ve ana muhalefet partisi %38'e geliyor. Şimdi zaten büyük bir şok yaşandı. İstanbul'u kazanıyoruz, alıp gidiyoruz her zaman olacak gibi düşünüldü ama bu sefer 14 Mayıs seçimlerinde etkili olmayan ekonomi bu dönem etkili evet. e, oldu ve ciddi bir seçim yenilgisi var. Bunun konuşulmaması lazım ve e, karşı taraf yani kendi e, taraftarlarının da konsolide edilmesi gerekiyor. Bu anlamda aslında ee, bence Sayın Özel de çok akıllı bir iş yapıyor. Sizin bunların konuşulmasına ihtiyacı yok karşı tarafın. Siz de biliyorsunuz ki yaşıyoruz hepimiz. Türkiye'de hukuk siyasallaştı. Türkiye'de hiçbir kurum çalışmıyor. Bir ülkeyi yok etmenin yolu kurumları yok etmek. Gerçekten de e, Türkiye'de kurum denebilecek bir kurum kalmadı. Şimdi e, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan, Uygulanmayan bir durum yaşıyoruz Can Atalay kararıyla beraber. O süreci kim getirdi? Sayın Adalet Bakanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra bunlar oldu. Şimdi bir gezi davasının siyasi bir dava olduğunu e, e, hepimiz biliyoruz. Yani iktidarın gösterdiği işarete göre Türkiye'de yargı şekilleniyor. Şimdi paşalarla ilgili konuda bir af olmadı ama raporlar üzerine işlem e, yapılmıyordu. Bu dönem ona e, yaradı. Aslında şu söylenmek isteniyor ülkeyi çok gerdiniz bir sürü de böyle yargıyı siyasallaştırdınız. Ülkede kutuplaşma yarattınız. E, bu dönemde biraz ilişkileri normalleştirelim ama siz de burada adım atın. Ya yani kazan kazan felsefesiyle hareket ediliyor. Şimdi e, gezi olaylarına ilişkin davalara bakıyoruz. Kovuşturma beraat edilmiş, kovuşturmaya yer olmadığını e, sonuçlanmış davalar son oralardan çekildi. Hukuk katliamlarıyla bir yere getirildi. Şimdi Türkiye'de şu tespiti yapalım her şeyden önce. Ülkemizde bir sanayi devrimi gerçekleşmediği için bir işçi sınıfı bilinci, bir hak arama kültürü, bir hesap sorma kültürü yok. Hep bir biat kültürü var. Dolayısıyla bu kültürle yetişmeyen insanları böyle sokakta bir araya topladığınız zaman biliyorsunuz taraftarlıkta da öyledir. Tek başına hiçbir anlam ifade etmeyen insanlar topluluklarla beraber çok başka yerlere gidebilirler. Şimdi iktidar haklı olarak bu kendi açısından haklı olarak sokaklara çıkılmasını istemiyor korkuluyor. 1 Mayıs'ta da yaşadık. Sonuçta gezi olayları bir milat oldu Türkiye'de. Aslında insanların sokağa çıkıp protestolarını yapmalarında hiçbir şey yok. Yani insanların da deşarj olmaya ihtiyacı var. Hakların arasında. Şimdi biz sendikacılık, gerçek anlamda bir sendikacılık yok. Birkaç sendikayı tenzih edelim. Meslek örgütlerine bakıyorsunuz. İşte ticaret odalarına bakıyorsunuz. Her yerde siyasi partilerdeki o Tek adamlık rejimi 25 sene 30 senelik görevli görüyorsunuz. Yani bu vatandaş e, yılda 4,5 trilyon vergi ödüyor. Bunun nereye gittiğini soramıyor. O, o bilinçte değil. Ama apartman toplantısında 500 TL'lik evet. paranın nereye gittiğini sorguluyor e, yöneticiden. Şimdi ve tabii şunu da kabul etmemiz lazım. TÜİK'in 2020 yılı verilerine göre, TÜİK'in yalancısıyım ben. Türkiye'de %67,5'u, nüfusu %67,5'unun muhakeme yeteneği yok bunu da kabul etmedi. Bu tabii o insanların suçu değil tabii eğitim sistemi her şeyin sorumlusu. E, siz şimdi böyle bir ülkede insanların işte haklarını aramasını e, bekliyorsunuz. Sokağa çıkmasını bekliyorsunuz. E, bunları birilerinin koordine etmesi lazım. Türkiye'de bu davalar şimdi e, en son açıklanan Kobani davası olsun, Gezi davası, bunların hepsi siyasi davalar. E, Yargıtay e, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması da iktidarın yönlendirmesiyle olan şey. Burada işte bu yenilgi konuşulmasın diye siz onlara bir alan açıp bunları çözebilirsiniz. Başka da şu anda bir şeyi yok. Ama ben İsmail Bey gibi düşünmüyorum. Yani Türkiye'de ya siz söylediniz, pardon yani ben Cumhur İttifakı'nın yakın bir zamanda dağılacağını düşünüyorum. Normalde katılıyorum ona. Erdoğan'ın daha küreselce bir çizgiye ama bu dış zorlamayla olacağını düşünüyorum. Türkiye'de başka şeyler olacağını bekliyorum. Bunu yakın bir zamanda göreceğiz. Tabii bunun Amerika'daki Kasım'daki seçimden, başkanlık seçiminden sonra daha da hızlanacağını söylememiz mümkün. burada normalleşme ihtiyacı olan iktidar şu anda da hiç seçim yenilgisinden bahsedilmiyor. Bu tür şeylerden bahsediyor. Bence iktidar burada istediğini aldığını ben görüyorum ama evet. diyalog siyasette her zaman olmalı tabii. Çay mitingine gelince şimdi e, ee, İsmail hatırlatacaktım biraz önce. 2031 Temmuz 2006'da Ordu'da ben Ordu'luyum fındık mitingi yapılmıştı. 100 bin kişi katıldı. Yolu kapadılar neler neler oldu. Sonraki ilk seçimde %65 AK Parti oy verdi. Ordu'da. 2007'de oldu söylediğiniz fındıkları attılar tam o. Hani yüzde 34'ten 49'a yükseldi ya AK Parti o sene evet. fındık taban fiyatı olay her şey bütün Türkiye ayak yani orada ayak kalktı. Yolu kaptı. kapadılar işte Fakat ordu, ordu Samsun. O, o rekoru kırdı sizin dediğiniz gibi. E, evet öyle oldu. Rize'de de öyle bir yani, durum olabilir tam tabii. şeyle ilgili konu <laughs>